Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Böyle şarj performans karşılaştırması istiyordunuz. Biz de bugün fırsat bulduk. Bir boşluk vardı. Hazır o boşlukta bu videoyu çekelim istedik arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz üzere 6 tane cihaz çıkardık. Bu 6 cihazın batarya miktarları hemen hemen birbirine benzer. Yani böyle 4000 ile 5000 miliamperlik bataryalara sahip telefonlar. Zaten bunları size belirteceğiz. Ve hepsinin de hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Kiminde işte 33 watt var, kiminde 22,5 watt var, 65 watt olan var. Bunları da size birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık son dönemde çıkan bütün telefonlarda zaten hızlı şarj olayı var. Yani baktığımız zaman orta segment cihazlarda bile 60-65 wattlık hızlı şarjlardan bahsediliyor ki işte burada mesela Reno 4 Pro da orta segment bir cihaz olarak geçiyor. Tabii biraz üst basamağa hitap ediyor ama günün sonunda baktığınız zaman orta seviye bir cihaz ve 65 wattlık bir hızlı şarj teknolojisine sahip. Dolayısıyla artık hızlı şarj bizim hayatımızın böyle ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Peki bu verilen istatistikler ne kadar doğru? Aslında bu videoyu biraz da onun için çekeceğiz. Yani işte 33 watt hızlı şarj teknolojim var, 10 dakikada %50 şarj ediyorum vesaire. Paso böyle spekler veriyorlar bizlere. Bakalım bunlar ne derece doğru? Sizlerle birlikte burada test edip görmüş olacağız. Aynı zamanda benzer bataryalara, benzer hızlı şarj teknolojilerine sahip olan bu cihazların hangisinin daha böyle hızlı olduğunu da beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Zaten bu telefonları seçmemizin temel nedeni de o. Hani biz böyle fiyat farkı falan çok fazla gözetmedik. Ama baktık işte batarya miktarları aynı hemen hemen. 4000-4500 ve 5000 mAh'lik bataryalar. Hızlı şarj teknolojileri de keza birbirine benzer. 33-35 sadece işte bir 60-65 var. İki tane telefonda Realme 7 Pro'da 65 watt var ve Reno 4 Pro'da 65 wattlık hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Ve bunlar da kendi aralarında kapışmış olacaklar arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ben bu telefonların, bu arada şunu da belirteyim, hepsinin şarjını sıfırladık arkadaşlar. Yani şu anda hepsi açılmayacak konuma geldiler. Yani şöyle görüyorsunuz mesela S20 FE'yi tutuyorum. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Mesela Realme 7 Pro'yu da tutayım. Gördüğünüz gibi basıyorum tuşuna, hiçbir şekilde telefon açılmıyor. Yani hepsinin şu anda şarjı o kadar dip seviyelerdeki, hiç açılmıyorlar bile. Ne yapacağım? Adaptörleri kutudan çıkartacağım arkadaşlar. Bizim bir tane altılı çoğaltıcı prizimiz var. Ona takacağım ve o prizi fişe taktığım anda hepsi aynı anda şarj olmaya başlayacaklar. O arada kronometreyi de çalıştıracağım ve hepsinin 15 dakika içerisinde yüzde kaç oranında şarj olduğunu beraber görmüş olacağız. Burada 15 dakikayı seçmemizin nedeni şu: hani evden çıkacaksınızdır, acildir, baktınız şarjınız çok az, hadi bir 15 dakika telefonumu şarja takayım, bakalım bu süre içerisinde bana bir günlük pil ömrünü sunacak mı diye düşünebilirsiniz. Biz de o yüzden 15 dakikalık bir süre belirledik arkadaşlar. Dilerseniz şimdi şarj adaptörlerimizi kutudan çıkartalım ve telefonlarımızı şarja takalım. Osman Tufan, ne yapıyorsun? Abi şarjı bitmedi ya, şarjı %1'e geldi, %1'de duruyor. Kral Şakir falan bakıyorum ben de, ne yapayım? Hangi cihaz bu, bitmiyor böyle? Tekno ya bu. %35'ti, %1'e kadar indirdik, kapanmadı bir türlü. Bayağı uğraştığını duydum. Kapansa olay bitmiş olacak. Diğerlerini sıfırladık, bir tek bu kaldı. Chrome biraz RAM canavarı olduğu için YouTube'u Chrome'dan açtım. Hem RAM'den yesin dedim hem de YouTube'dan yesin. Evet arkadaşlar, telefonlarımızı dizdik, şarj adaptörlerini taktık. Fakat henüz bu adaptörleri gördüğünüz gibi fişe takmadık. Çünkü size bir iki bilgilendirme notu da vereceğim. Hangi telefonda kaç miliamper batarya bulunuyor, kaç watt hızlı şarj desteğine sahip, bunları da söyleyeceğiz. Şimdi öncelikle şu köşeden başlayalım. Burada arkadaşlar Reno 4 Pro var, Oppo'nun telefonu. Bu telefonda arkadaşlar 4000 mAh batarya ve 65 Watt'ta hızlı şarj desteği bulunuyor. Onun hemen yanında Huawei var. Huawei P Smart 2021 modeli. Bu telefonda da 5000 mAh'lik bir batarya ve
22.5 Watt'ta hızlı şarj desteği bulunuyor. Onun yanına geldiğimizde Realme 7 Pro bulunuyor arkadaşlar. Realme 7 Pro'da 4500 mAh'lik bir batarya var ve 65 Watt hızlı şarj desteğine sahip bu telefonda. Aynı şekilde Oppo Reno 4 Pro'da da 65 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olduğunu sizlere hatırlatayım. Yanına geçtiğimizde ise Samsung'un uygun fiyatlı üst segment cihazı S20 Fan Edition'ı görüyoruz. Bu telefonda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt'ta hızlı şarj desteği mevcut. Geldik bir yan tarafa, Xiaomi'nin fiyat performans modeli Mi 10T Pro ile karşılaşıyoruz. Bu cihazda da 5000 mAh'lik bataryaya 33 Watt'lık hızlı şarj desteğinin eşlik ettiğini söyleyelim. Yani baktığımız zaman Xiaomi ile S20 Fe'nin hem hızlı şarj teknolojileri hem de batarya kapasiteleri aynı arkadaşlar. En sonda ise Tecno'nun ülkemizde satışa sunduğu çatı modeli Camon 16 Premier var arkadaşlar. Bu cihazda da 4500 mAh'lik bataryaya 33 Watt'lık hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Son 3 cihazda 33 Watt'lık hızlı şarj desteği var. Şurada gördüğünüz Realme ve Oppo Reno 4 Pro'da 65 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Burada en zayıf halka ise Huawei'nin P-Smart 2021 modeli diyebiliriz. Tabii biz Huawei'den de bir cihaz olsun dedik. O yüzden P-Smart 2021'i buraya koyduk. Ve şimdi arkadaşlar telefonların şarjını prize takacağım. Ama öncelikli olarak kronometremizi çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, telefonumdan kronometreyi açtım. Kronometreyi şöyle şuraya yerleştireyim. 15 dakika boyunca şarjda takılı kalacak bu telefonlar. Evet Oğuz'um, şimdi senden bir yardım isteyeyim. Taktığın anda bana bir işaret ver. Ben de evet başlattım arkadaşlar. Şu anda bütün telefonlarımız şarj olmaya başladılar. Böyle duracaklar. En sonunda teker teker açacağız bütün telefonları. Biraz böyle hani işin içine esrarengiz bir hava katalım. Bakalım hangisi yüzde kaç oldu. Şimdi telefonlarımızı şarja bırakıyoruz ve 15 dakika sonra yine buradayız. Bakalım telefonlarımız yüzde kaç şarj olmuş, buna birlikte tanıklık edeceğiz. Evet arkadaşlar, son 3, 2, 1 ve evet prizimizi çekelim. Şu anda itibaren evet prizimizi de çektik. Bir 4 saniyede kıyak geçmiş olduk. Bakalım hızlıca telefonlarımız yüzde kaç oranında şarj olmuşlar. Hemen açalım şöyle. Oppo'yu bayağı da bir ısınmış. Oppo açıda dursun. Bakalım Huawei ne alemde. Huawei de açılı dursun. Bunu da açalım. Samsung'u açalım. Şu anda şarj işlemi durdu arkadaşlar hepsinde. Bunu da bir kere daha hatırlatayım size. Son olarak Tecno'yu da açmış olalım. Evet arkadaşlar, şu Realme ile şunu çıkartayım rahat bir şekilde kullanmak için. Bu ikisinin hem hızlı şarj teknolojileri hem de batarya kapasiteleri aynıydı. Birisi Realme 7 Pro, birisi de Oppo Reno 4 Pro. Oppo arkadaşlar %52 oranında şarj olmuş durumda. Evet, Oppo Reno 4 15 dakikada %52'lik şarja ulaşmış. Hemen Realme'nin de şöyle gelelim.
pile basalım. Bu ise %44'lük bir şarja ulaşmış. Aynı batarya kapasitesi, aynı hızlı şarj teknolojisi, birisi %52'de, birisi ise %44'te arkadaşlar. Şu telefonlarımızı kenara alalım. Huawei'ye bakalım. En zayıf halkalardan biriydi Huawei'yi. Gördüğünüz gibi %24 şarj olmuş bu 15 dakikalık süre içerisinde. Onu da bir kenara alalım. Burada Xiaomi'nin ve Samsung'un cihazları var. Bunlar da arkadaşlar aynı batarya ve aynı hızlı şarj teknolojisiyle geldiler. Xiaomi'yi gösterelim. Bu süre içerisinde Mi 10T %31'lik şarja erişmiş durumda. Mi 10T Pro arkadaşlar. Onunla aynı batarya kapasitesine sahip Samsung'a bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar, Mi 10T ile aynı hızlı şarj kapasitesi ve bataryaya sahip olan Galaxy S20 FE ise %16'lık bir şarja ulaşmış durumda. Bu aradaki fark beni biraz şaşırttı. Zira zayıf halka olarak söylediğimiz Huawei'nin bile şarjı bu cihazdan fazlaydı ki %24'tü. Bir kere daha böyle göstereyim sizlere. Samsung ise biraz düşük kaldı. Gelelim Tekno'ya arkadaşlar. Tekno'yu da çıkartalım. Şöyle Tekno'ya da bakalım. Tekno'da bu sürü içerisinde, bunda da yine 33 wattlık bir hızlı şarj teknolojisi vardı. %37 oranında şarj olmuş durumda. Tabi batarya miktarı biraz daha farklıydı. Mi 10T %31, Tekno Camon 16 Premier ise %37 oranında şarj olmuş. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere 6 tane cihazın nasıl bir şarj performansı sunduğunu göstermek istedik. Realme, Samsung, Oppo, Huawei, Tekno ve Xiaomi'nin birer tane modelini konuk ettik. Bu videoda hangi telefonun kaç miliamper bataryaya sahip olduğu, kaç watt hızlı şarj desteğini sunduğu ve 15 dakika süre içerisinde yüzde kaç oranında şarj olduğunu sizlerle paylaştık. Artık burada kısas bilgisi size kalmış diyebiliriz. Yani sizin kısasınıza göre hangi telefonun daha başarılı bir performans sergilediğini dilerseniz bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylece sizin görüşlerinizi diğer izleyicilerimiz ve okurlarımız da öğrenmiş olacaklardır arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi de unutmayın.